İstanbul'a gideyim, Sayın Besim Tibuk'a gideyim. Sayın Tibuk, siz iş dünyasından geldiğiniz için TÜSİAD Başkanı'nın Kıbrıs konusunda verdiği demeci sorgulamanızı isteyeceğim sizden. Sizce doğru mudur, yanlış mıdır? Artı Avrupa ordusu konusunda Türkiye'nin takındığı tutumu tartışır mısınız ve Yunanistan'ın bugün takındığı tavrı da bu bağlamda sorgular mısınız? Buyurun. Sabahattin Bey, tartışmalar renkleniyor. Zaten ikinci devre renkleniyor herhalde. Herkes önce söyleyeceğini söyleyecek. Sonra bizim de itirazlarımız gelecek. Şimdi efendim. İtirazlarınızı da alalım. Buyurun. Ben TÜSİAD Başkanı'nın Kıbrıs konusundaki çıkışını yanlış buluyorum. Şimdi tabii sivil toplum örgütleri her konuda fikir beyan edebilirler. Edebilirler ama böyle bir pazarlığın yapıldığı bir ortamda böyle bir demeç Türkiye'nin elini zayıflatır. Bunu gayri resmi yapabilirsiniz gizli bir şekilde. Mesela gizli bir randevu alıp Ecevit'le hiç basına haber vermeden sadece Ecevit'in, İsmail Cem'in bileceği şekilde görüşlerinizi aktarırsınız. Ama medyaya söylerseniz bütün Avrupa ve Yunanistan şunu düşünür. Ya bak Türkiye'de millet büyük bir kısım bu hükümet gibi düşünmüyor. Onun için bu pazarlıklarda bu tutum çok önemlidir. Mesela biz muhalefet partisiyiz. Biz hiçbir zaman Kıbrıs'ta Türkiye ile uzlaşsın demeyiz. Bu uzlaşsın dediğimiz anda hükümetin, denktaşın elini zayıflatırız. O bakımdan ben TÜSİAD'ın bu şeyini faydalı bulmadım. Tabii ki her şeyi açık konuşmak lazım açık toplumlarda. Ama yine de dış politika... Doğu Bey'in Kıbrıs yüzer bir uçak gemisidir fikrine katılıyorum. Kıbrıs Doğu Akdeniz'i kontrol eden esaslı bir noktadır. Ama çok ilginç bir başka sonuç vardır. Kıbrıs'ı da kontrol eden Türkiye'dir. Yani Türkiye'ye Kıbrıs 40 mildir. Onun için Avrupa'nın ordusu olmuş 60 bin kişi, 40 bin kişi bunlar hikayedir. Zaten Türkiye'ye bir şey yapamazlar. Yani oraya gelip de Avrupa ordusu, Türk ordusuna karşı Kıbrıs'ta savaş mı yapacak? Hiçbir ordu Kıbrıs'ta Türkiye'ye karşı savaşı stratejik olarak kazanamaz zaten. Onun için fazla böyle Türkiye'nin şundan bundan ürkmesine de gerek olduğunu zannetmiyorum. Ben sonra Doğu Bey'in bu Rusya, Çin bastırdı, Türkiye'nin yanında yer aldı Kıbrıs konusunda demesini de hiçbir şeye sığdıramadım. Çünkü Rusya eskiden beri Güney Kıbrıs'ı destekler. Orada AKEL diye kuvvetli bir komünist partisi vardır. Oradan bir akrabalıkları vardır. Asıl Kıbrıs'ta Kıbrıs 74 çıkarmasının başarısında bunu Türk kamuoyunun bilmesi lazım. Amerika destek olmuştur İngiltere'ye mani olarak. İngiltere'ye sen karışma, kenarda dur diyerek Kissinger büyük destek vermiştir. Ben de bunu Türk halkı bilsin diye söylüyorum. Avrupa'ya gelince, şimdi bakınız Avrupa ile ilişkilerde tabii ki yumuşak ilişki sürdürmek lazım. Ama kendi menfaatlerinde de karşı tarafa ne kadar ciddi olduğunu da hissettirmen lazım. Çünkü bizim Avrupa'ya ihtiyacımız varsa Avrupa'nın da bize ihtiyacı var. Helsinki'de anlaşmayı ben çok sert teklif etmiyorum. Çünkü Helsinki'de bir niyet belirtilmiştir. Yani Türk-Yunan ilişkilerinin rayına gireceği, Kıbrıs'ın da çözüleceği konusunda bir niyet belirtisi vardır. Adalet Divanı konusundaki madde gerçekten bir risktir. Bilhassa Ege kıta sahanlığıyla ilgili. Orada ciddi bir çalışma yapmak gerekir. Ben burada Mehmet Bey'e katılıyorum. Helsinki'deki hüküm şudur. Eğer Türkiye Yunanistan'la anlaşamazsa İhtilaf Avrupa Birliği'ne gidecektir. Şimdi bakın Kıbrıs'ta değil o 12 büyük zafer olarak verdi. O 6 mil 12 milde yani bir risktir. Bizim muhatabımız Avrupa Birliği'dir artık. Şimdi onu hiç kafaya takmayın siz. Yani Avrupa Birliği'ni gözünüzde hiç ben büyütmeyin. Dokümanlar takmış ben. Hayır, ona hayır, takmıyorum hayır. Zaten. Avrupa Birliği daha Bosna'da bu kadar silahlı adamları varken Srebrenica'da 8 bin Müslüman gözlerinin önünde kurşunlandı. Bir kişiyi durduramadılar. Benim için Avrupa Birliği'nin fiilen bir değeri yoktur. Liderliği yoktur. Dünyada fiilen bir ülkeye müdahale edecek tek güç Amerika Birleşik Devletleri'dir. Çevrede de bizim çevremizde de biziz. Yani biz Amerika ile birlikte olduğumuz zaman Avrupa mavrupa şey yapmaz. SMS okunmaz. Ben bunu stratejik olarak söylüyorum ama Avrupa ile ille sürtüşelim demiyorum. Şimdi şeye gelince Avrupa ordusu meselesindeki endişelere katılıyorum. Yani yalnız mektupla bu iş olmaz.
esas anlaşmaya bunun girmesi lazım. Ayrıca Avrupa ordusunu kuranların Türkiye'yi asli üye olarak içeriye almamaları kendi hatalarıdır. Açık söyleyeyim. Aklı başında bir ileri gören Avrupalı olsaydı diyecekti ki ya Türkiye'ye gel kardeşim, ne kadar asker veriyorsan ver, sen de gel. Avrupalı dediğim gibi kısır düşünen bir ülkedir. Biliyor musunuz, NATO'ya girişimizi de Avrupa engellemiştir. 49'da en kritik zamanda askerimizin Kore'deki başarısından sonra ve 1950 demokrasiye geçişten sonra 52'de biz Kore'ye girebildik. Yani kısaca şunu söylüyorum. Avrupa Birliği ile ilişkileri iyi tutalım. Ama Avrupa Birliği'ni gözümüzde büyütmeyelim. Mehmet Bey çok iyi değindi. Brüksel'de dehşet bir bürokrasi var. Biz Avrupa Birliği'ne girene kadar o beklediğimiz yardımlar, paraların hepsi hava oluyor. Bütün tarımsal yardımlar, destekler, hibeler 4-5 sene sonra bütçeden kalkıyor. Yani biz bekliyoruz ki Avrupa Birliği'ne gireceğiz, biz zenginleşeceğiz. Öyle bir şey yok. Yani Avrupa Birliği'ne girdiğimiz zaman başımıza... Ödemediler zaten. Efendim? Ödemeleri gerekeni ödemediler. Hayır, bravo. 10 milyar dolar her sene kazıkıyoruz. O gümrük birliği diye hatırlıyor musunuz? Göbek atıyor, aman ne iyi oldu diye bir hava yaratıldı Türkiye'de. Gümrük birliğinde kazıklandık. Biz mal satmak istiyoruz, kota diye burnumuza dayıyorlar. Yahu kardeşim, var var, tekstilde var. Geçen gün Jandarma açıkladı. Avrupa Birliği ile gümrük birliğini imzalamasaydık, bizim bu sene otomotiv sanayi toptan çökmüştü diye Avrupa'nın oralarına uyduk. Şu anda ihracatımız işte 1 milyar dolar geçti. O gümrük birliği sayesinde. Şimdi bak, tekstilde Avrupa'da de aynı şey. Tekstilde var, koruma var. Ben onu bir daha kontrol edelim. Gümrük koruma birliğinde var. Yok. Ama Amerika'da var. Amerika'da gelecek sene kotaları kaldıracağım diyor. Ama tekstilde Avrupa'da kota olduğunu düşünüyorum. Avrupa Birliği Gümrük Birliği Anlaşması 1995'ten sonra cetvelleri çıkarırım, yanımda getirdim. Türkiye'ye ithalatta Avrupa'dan patlama olmuştur. Öyle. Bizim Avrupa'ya ihracatımızda bir kımıldama olmamıştır. Yani o gümrük birliği anlaşması tamamen var. Evet. Burada hepsi rakamları çıkıyor. Yalnız başka bir şey daha var. Avrupa Birliği biliyorsunuz gümrük birliği anlaşmasındaki sözünü de tutmamıştır. Çünkü aradaki farkı kapatmak için bize ucuz kredi vermesi gerekirdi. Onu da yapmamıştır. Biz Avrupa'yla kötü olalım demiyorum. Avrupa'yla işbirliğini geliştirelim. Ama Sayın Tibuk izin verin. Evet. Sayın Tibuk izin verin. Tekrar size geleceğim. Sayın Barlas'ın sanıyorum buna bir itirazı var. Önce o itirazı alalım. Değerlendirelim. Tabii, size onun cevabını veririz. Onu Sayın Barlas Bey efendim tekrar ben Besim Bey'in değerlendirmesini alıp evet. Sayın Perinçe'ye geleceğim. Tabii. Sayın Tibuk sözlerinizi bağlar mısınız? Şimdi efendim kısaca şöyle bağlayayım. Kıbrıs'ta hayırlısıyla yakında Türk toplumunu güvenceye alan bir anlaşma sağlanacaktır ümidindeyiz. Bu tabii gizli diplomasiyle olacaktır. Ve bu da herkesin hayrına olacaktır diye düşünüyoruz. Ben tabii şimdiki hükümeti dökülüyor. Yani bu hükümet her bakımdan döküldüğü, halkımız büyük bir infial olduğu için dinleyenlere belki garip gelebilir ama adamlar da 40 yılda bir doğru bir şey yapmışlarsa onu da söylemek lazım. Bana göre son hareketleriyle başlattıkları bu oluşum faydalıdır. Yani Ecevit'le İsmail Cem bu çıkışı yapmasaydı bu buluşma bu şekilde olmazdı. Sonunda bu buluşmanın sonunda bir anlaşma sağlanırsa hem Kıbrıs meselesi çözülür, hem Türk-Yunan ilişkileri rayına girer, hem de Türkiye'nin Avrupa ve bütün dünyayla önemli sorunları ortadan kalkar. Ciddi bir mesafe alınır diye düşünüyorum. Evet. Hayırlısı olsun diyorum. Yani iyimser bakıyorum evet. Buna. Diğer konulara hiç değinmeyeceğim. Avrupa ordusunu evet, söyledim. Irak meselesine değineceğim. Sayın Perinçe'ye geleyim. Bir dakika alabilir miyim Sayın Sabahattin Bey? Son. Sizin güvendiğiniz buyurun Sayın Tebuk. Şimdi tabii herkes değişik fikirler söyleyecek. Zaten tabii. Bu tartışmanın şeyi bu. Ben Mehmet Barlas'ın son söylediklerine tabii imzamı atıyorum. Doğu Bey tabii Rusya'yı, Çin'i şu bu önemli bir güç olarak zannediyor ama artık dünya real politikada hiçbir şeydir bunlar. Dünyada şimdi önemli bir Amerikan gücü vardır. Aynı zamanda NATO'dur. NATO. Türkiye'de biz öyle söylüyoruz. Bizim görüşümüz bu. Dünyada bütün tarihin en başarılı organizasyonu
yani 20. yüzyılın demiyorum, bütün dünya tarihinin en başarılı, efektif askeri organizasyonu NATO'dur. Türkiye'de 52'de NATO'ya girerek çok önemli bir dış politika başarısı göstermiştir. Ve NATO'nun da kilit üyelerinden biridir. Herhangi bir üyesi değildir. Üçüncü, dördüncü seviyede güçlü üyesidir. Bu önemli bir güçtür. Onu söyleyeyim. Amerika'dan kimseden, sonra büyük askeri gücü beslemiştir. Amerika'yla dost olmak da yanlış bir şey değildir. Hiçbir şekilde güçlü bir ülkeyle dost olmanın, ittifak içinde olmanın zararı yoktur. Kıbrıs'a gelince, biz Kıbrıs'ı verelim manda falan, bunları duyunca inanamadım. Ben Kıbrıs'ta Türk kesiminin güvencesi için Girit ve Rodos örneklerini verdim, öyle olmasın diye. Ve iki ayrı devletin kurulup dış işlerinde güvence, bir ilave edeyim Doğu Bey. Ben Agah Bey'in dediği gibi Avrupa Birliği'ne girsek bile Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğü sona ermeyecektir. Ondan alakası yok. Onlar farklı şeylerdir. Yani Avrupa Birliği'ne girilip bu garantörlük devam eder. Şunu söylüyorum, Kıbrıs'taki Türk varlığı ilelebet devam etmelidir. Hem insani açıdan çünkü orada ciddi bir Türk nüfusu vardır. Hem de genel Türkiye'nin stratejik ve istikbali açısından diyorum. Ama şunu da ilave etmem lazım. Türkiye güçlü bir ülkedir. Güçlü bir ülkedir ama çevre komşularıyla yumuşak diyalog içinde olmalıdır. Daima barışçı olmalıdır. Ve komşu ülkelerin de yükselmesi, gelişmesi için bilhassa yardımcı olmalıdır. Yani bizim genel politikamız evet, budur. Sayın Tibuk. Teşekkür ederim. Agah Bey bu noktada. Kırım Savaşı Osmanlı'nın borçlandırılması için icat edilmiş. Ya yapmayın lan severseniz. Böyle Kırım yani. Savaşı'yla bizi Kırım Savaşı dışarıya borçlu hale getirdiler. Kırım Savaşı Osmanlı'nın en büyük başarılarından biri. Agah Bey. Ciddi bir meselenin ağır başlığına sizleri davet ediyorum. Fikriniz varsa söylersiniz. Fikriniz yoksa kahkaha atarsınız. Burada Ali Cengiz oyunu yok. Ayrıca ben fıkra anlatmıyorum. Tarihi bir gerçeği anlatıyorum. Ama yanlış. Haçın elinize gittiğinizde bir müsaade o kadar yanlış Kırım şey. Kırım Savaşı'nı okuyun. Bakınız okuyun, size bir şey söyleyeyim. Hepsi bizi borçlandırmak için. Kırım Harbi Osmanlı'nın en büyük Kırım Harbi Osmanlı'nın en büyük başarısıdır. 1856 ya. Paris Konvansiyonu Kırım Harbi başarısından sonra yapılmıştır. Ve ilk defa İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar Kırım'da bizim için çarpışmışlardır. Biz sonra borç sonra almışsak ne alakası var yani? Sen Kırım'da Rusya'yı yendik, onların sayesinde birlikte yendik. Sayın Tibur, çok rica ederim o kadar Sayın Tibur, tarihi alt üst etmeyin. Turizm merakınızın dışında biraz Osmanlı tarihi okumanızı tavsiye ederim. Siz bana Osmanlı tarihinde haddinize düşmemiştir Agah Bey, çok rica ederim. Siz Tanzimat için ama olumsuz gerçeğini değerlendirmek için Tanzimat Osmanlı 19. yüzyılda ayağa kaldırmış bir harekettir. Siz deli misiniz? Bütün gelişmeler 19. yüzyılda Tanzimat'ta başlar. Kardeşim. Polisi öyle başlar, tapu dairesi, size bütün gelişmeler. Siz Tanzimat'ı da bilmiyorsunuz, Osmanlı tarihini de bilmiyorsunuz. O zaman Kıbrıs'a takalım, onu konuşun. Şimdi ben tabii tebessüm ederim. Kırım Harbi'ni biz borç almak için çıkarmışız. Bunu yaz bir tarafa, sabahleyin bir daha oku. Bunu Avrupalılar çıkardılar. Ya bırak Allah'ını seversen ki. Kardeşim, Kırım Harbi'ni Avrupalılar kardeşim, çıkardı. Kardeşim siz böyle Alaskalılar bir gözlük takmışsınız. Yok, ben Alaskalı Eskimo'larla konuştum. Ne solunuzu. Bak dinle, Eskimo'lar var ya Eskimo'lar. Bir yaşlı Eskimo bana söyledi. Dedi ki Kırım Harbi'ni Eskimo'lar çıkardı dedi. Kırım Harbi'ni kardeşim Rusya çıkardı. İngiltere ile Fransa bize yardım etti. Ve biz Kırım, Rusya'yı yendik. Kırım Çarı Kahrı'ndan öldü. Ya bırakın kardeşim mı? Bilmeden boş boş konuşuyorsunuz. Ya. Kırım Harbi Osmanlı'nın efendim, en şimdi, büyük başarısıdır. Bakın aydın olmanın birinci şartı Sayın Tibuk. Bir dakika beni dinleyin. Yok kardeşim aydın sizi dinlemem kusura bakmayın. Tamam. Sizin söylediğinizin beni millet dinliyor. Sen dinlemişsin ne olacak? Tamam kardeşim aydın siz millete söyleyin şartı, ne söyleyeceksiniz. Ama ben sizin bazı şeylerinize gülebilirim. Kusura bakmayın yani. Seviyede olmaktır. Siz de benim söylediğime gülün. Ama böyle Kırım Harbi bilmiyor borç alınmıştır. Olacak iş değil. Şu noktaya taşımayalım. Şu kültür sefaletinize ağlıyorum. Siz bana bunu söylemek için çok rica ederim Agah Bey, kendinize gelin. Bana bunu söyleyemezsiniz. Bana kimse söyleyemez bunu. Agah Bey, Resim Bey. Üzüldüm ben. Lütfen kişiselleştirmeyelim olayı. Toplantının başından beri en soğukkanlı konuşmayı ben yapıyorum burada. Tamam bir şey demedim de benim tebessümüme de takılıyorsunuz be kardeşim. Neye?
Neyiniz, yani sizin takılacak neyiniz var Allah aşkına? Neyse Agah Bey. Sayın Barlas, bir cümleyle son sözünüzü alayım. Programı birazdan kapatacağım. Sayın Barlas, buyurun. Şuna bir cevap verin. Belçika'nın o 9 gün sonra Brüksel'de bir terör uluslararası ulusal Kürt konferansı toplamasına, PKK'nin yaptığı Kürt kongresini toplamasına yataklık etmesi konusunda ne diyorsunuz? Bırakın beni. Şimdi evet. Doğu Bey, buna karşı çıkıyor bu konuda, musunuz? Bu konuda en sert tepkiyi biz gösterdik. Yalnız Belçika'ya değil, Hollanda'ya da gösterdik. Ve bu aman son efendim. 4-5 senedir. Aman efendim değil, bizim birçok politikamızı öğrenmişsiniz, bunu da biliyorsunuzdur. Ve haklısınız. Belçika konusunda... Her şeyinizde Amerikacısınız, bakıcısınız. Kardeşim, Belçika konusunda haklısınız. Belçika, Hollanda'nın yaptığı... Gerçekten evet. Bir rezalettir. Onu ben kabul ediyorum. Peki Amerika, onların arkasında Amerika yok mu? Hayır yok efendim. Her şey olur. O zaman her şeyin dibinde Amerika var. Amerika yok mu onların arkasında? Amerika'dan izlisiz Belçika, NATO'nun başkentinde o Kürt konferansını, kongresini, sahte Kürt, ne Kürt, Kürtlükle ilgisi olmayan... O zaman Çin'in arkasında da Amerika var. Amerika, her şeyin arkasında Amerika var. Yok öyle bir şey yok. Amerika bu işin içinde değil. Sayın Timur, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Bütün oradaki değerli arkadaşlara da iyi akşamlar diliyoruz. Kısa bir reklam aramız.